Buradan bir izleyicimiz arıyor. O da ismini vermemiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Sayda Hanım. Nasılsınız? Çok şıksınız bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sizi çok seviyorum. Selin Hanım'ı da çok seviyorum. Yani çok. O asalete, o bakışa hayranım çok yani. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir çok oturuşa güzel. Bak bak. Bacak bacak sınıfı şöyle. Kolum evet, da şöyle vallahi. Atıyor. Aman Allah sağlık sıkat versin. Amin. Çok mersi. Buyurun efendim. Evet. Nedir sorunuz? Ya benim şikayetim 2,5 yıllık evliyim ve eşimi çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Biz ne severek güzel, evlendik. Bak, hani güzel. Hiçbir şikayetim çok şükür yok. İlişkimiz de çok güzel devam ediyor. Ama yalnız gel gelelim ki ben bir başkalarından duyuyorum ki hani eşinin eskiden bir kız arkadaşı vardı. İş yerinde müdürdü. Şu an çıkmış iş yerinde. Hani bunları bana anlattıkları zaman ben şok geçiyorum. Hani diyorum ki böyle bir şey nasıl olur? Yusuf bana hani eşim bana anlatmadı diyorum bunu. Ve dün eşime anlattım böyle bir şeyi. Bana çok sert çıktı yani. Ne dedi? Hani sana ne, seni ne ilgilendiriyor? Bu daha önce yaşanmış evet, bir olay. Evet, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Hani oturayım diyor, sana geçmişimi mi anlatayım? Şurada mı gezdim, böyle mi? Ne dedin de ben sana yapmıyorum. Her istediğini yapıyorum, alıyorum. Ama Selin Hanım ben bunu kafaya çok takıyorum yani. Takma canım, İnanın, takma. Hayır, hiç takma. Senden evvelki, erkek içinde, kadın içinde aynı şey. Evet. Senden evvelki hayat şöyle bir bilinir. Ama teferruata girilmez. Sakın, onu sevmiştim, onunla bu kadar sene yaşadım, böyle aşktı bilmem ne, bunlar yok. Bunlar katiyen yok. Sadece bir sürü insan oldu. Hayatımda, kadın içinde, erkek içinde. Önemli bulduğum şeyler işte 3-5 tane oldu. Ama onlar da çok önemli değildi. Erkekse onlarla evleneceğim kadar sevmedim. Kadınsa işte valla bir sürü noktadan benim istediğim gibi olmadığı için kestim. Genel anlatırsın, teferruat yok. Bu senden evvelki bir hadise bebeğim. Niye oyun, şey yapıyorsun? Aa, bak, şimdi adamı da gelme kendinde gerilme. İkiniz de çok güzel anlaşıyorsunuz. Ona söyleme, kızarsın, hak veriyorum. Ama kızmak demek o kocanı incitme. Lütfen. Ama ben burada bir şeye kızdım. Neye kızdım biliyor musunuz? Size bunları gelip söyleyenlerin iyi çok, niyetine çok ne kadar inanayım düşünüyorum yani. Niye ortalığı karıştırıyorlar ki? Güzel güzel giden bir ilişkiniz var. Bak siz bunları düşünüyorsanız bunları size düşündüren oradaki konuşmalar. Yoksa beyefendinin evet, size söylediği tavrı hele karşılaştırıyorlarsa. Güzel yani. Evet. Hele karşılaştırıyorlarsa. Niye kafanızı karıştırıyorlar? Ortada bir şey yok, evet. Fal yok, yumurta yok. Adam sizinle evlenmiş. Her şeyinizi yapıyor, ediyor, seviyor. Siz seviyorsunuz. Niye? Bir şey daha söyleyeceğim. Mümkünse ikiniz şimdi eski tanıdıkları bırakın. Onun tanıdıklarına sen uy, onun seninkine o uysun zor oluyor. İyisi mi? Sen sosyal alanda hoşuna giden, anlaştığın kadınlarla ahbaplık yap. Sonra bir akşamüstü çaya çağır kocasıyla beraber. Bir de bak bakalım kocalar anlaşıyor mu? Yine dediğim gibi senden daha mutlu olanlar olabilir ama mutsuz olmasın. Ve de önünüzde kavga etmesin. Bu tip insanlardan uzak dur. Bunlarla yavaş yavaş... Bu işte bilmem ne bir iç grubu olur atıyorum. Bu tenis yani grubu olur. Yani beraber yaşayabileceğiniz yeni bir sosyal hayat. İkinizi bu haliyle görsün. İyi bir şey evet. Değil gibi görünüyor. Siz evet. Bilirsiniz.